Merhaba, ben Arif Akbaba. Ben Mustafa Akbaba. Abim bu arada. Sağ ol. Bir gün abimden benim çok güzel bir olayım oldu. Biz yılbaşı gecesi dernekteydik. Dernek işte saat 12 geçti. El öpmeye gidecek yani babamla annemin. Yola çıktık abimle. Yola çıkarken böyle bir yolda önümüze böyle işte cam şişeleri dizmişlerdi. Hani raket falan fırlatıyorlar ya. Abim de arabadan indi böyle sinirli yine bilmiyorum. Birdenbire abim coştu yani. Dövmeye gideyim. Bir an tek merdivendeki kişi var. Sinirden top çeker gibi şeyleri kenara fırlattı. Bir de kendi kendisine bir şey söyledi. Ben arabada oturayım ama. Söyle. Arif de yanımda böyle güç aldım yani. Tamam, ben dedim ki bir iki kişi hallederik o işi. Bir iki kişi hallederik o işi. Güzel oldu. Arabadan geçirken bir tanesi onların bir tanesi şişe fırlattı arabaya. Abi yapmayın. Şeyi fırlattıktan sonra abim var ya el frenini çekti. Gelecek ya. Yani döyecek iki kişiler yani. El freni çekti işte bilmem ne derim dedi. Kapıdan çıktı döndü. Gittiği yerde böyle hızlı yürüyük yani. Ayak hızlı yürüyük. Tam merdivenin dibindelerdi. İki kişilerdi. Üç oldu. Dört oldu. Beş oldu. Altı oldu. Durmuyor. Adamlar durmuyor yani. Bizim yürümemiz... Bizim yürümemiz adımlar yavaş. Baya böyle bir yavaşladı yani. Ben artık içimden dedim ki eyvah gittik dedim yani. Ama gidik yani hani hedef var yani ağzımıza ama bir kere çıktı. Tavır dövmeye gidik. Ben halen hani abim dövecek biriyim ben de yanındayım yani. Artık dayak mı yiyecek belli değil ama gidik iyice yaklaştık. Tam son hamlede abim beni yaptı. Yeminiz kutlu olsun dedi. Kucakladın mı sana? Hepsini kucakladı. Ondan sonra arabaya bindim buna baktım beyler. Kimseye söylemiyorum. Rezil olduk rezil! Terbiyesizler! Arif abi öyle abi. Ne yapayım lan sen? Kardeş bizi öldürecekler, dövecekler dedim. Yani orada ha yeni yılı kutlayacaksın ya da dövüşeceksin yani. 20 kişiyle kim baş edecek lan? Vallahi şimdi geri basıyorum ama hortumdan değil. Biraz da çenem ağrıdı. Fazla nasihat etmekten değil. Onun için geri basıyorum. Tamam. Peki. Tamam. Halen adam bilir yani o kadar ben hayatımda uzun merdiven bile görmedim yani. Ne kadar adam sıymış oraya. Orada aslında paçayı yırttık. İşi yaptık en mantıklı. Neyse bir gün de Malatya'ya gidik beraber işte arabadayız. Yani izine gittim mi tedbirli giderim yani. Ausweis, Mausweis yani her şey böyle çantamda olur. Arif'e dedim ki Arif Ryzen Pass'ını getirdim mi? Hani şu Ryzen Pass bir de küçükleri var. Ben 20 seneden beri de bunu kullanayım dedi. Arif dedim yani neyin peşindesin sen? Ben 16 yaşında Alman vatandaşlığına girdim. Ben 16 yaşından beri ne zaman uçakla uçsam kart olan kimliğimi götüreyim yani. O bana getireyim. Bugüne kadar sorun yaşamadım. Bu konuştu ya. Konuştu güne kadar. Neyse ondan sonra havalanına gittik. Kimlik kontrolü. Benimkisine şöyle burlop falan filan dankışıyordum. Bu ara Arif'i bekledim. Arif'e böyle yaptım. Bak sen Ausweis'e var ya 8 yaşındaki çocukla kindergarten'dan sonra çekilmiş. O şekilde yani. Bizim Müslüman iyi Ausweis'e gittim ama enden dedi. Neyse Arif dedi ki makış falan filan. Yani ilk vaka orada çıktı. İlk. Ya vaka değil de yani. Hani dedim ki Arif abi başladık dedim. Yani. İstanbul havalanına gittik. Kimlik kontrolü ben verdim. Aile yolculuklar efendim falan filan işte öyle yolladı. Arif'e dedi ki sizin mavi kartınız var mı dedi. Bu arada ben o garıda Arif'i bekledim yani. Yoktur dedi karakola gelmeniz lazım dedi. Dedim ki Arif görüşürük moruk ben gireyim. Kim bekleyecek ya? Karakol marakol hayatta uğraşalım. Neyse gitmiş moruk. Oradaki polis memuruna demiş ki abim de demiş böyle girdi demiş. Ben iki para edeyim polise. Senin dedi kimlik numaran olması lazım. Yoktur dedi. Ben Alman vatandaşıyım. Var dedi, yok dedi, var dedi, yok dedi, var dedi, yok dedi. Yağı var mı? Var. Şekeri var mı? Var. Beyefendi dedi, polis masasına gider misiniz? Nasıl ben polis masasına mı gideyim? Evet oraya gideceksiniz. Abim gözünün içine baktım, abim babayla. Beni aradı polis memuru. Telefonun başında çaresiz bekliyorum ama çalmayacak biliyorum telefonun başında. Bayağı bekledim yani. Gittim dedim ki abi dedim oradaki bayan diyor ki dedim yani benim kimlik numaram varmış. Var efendim dedi. Nasıl var dedim. Alman vatandaşı var dedi. Ya olamaz dedi. Var dedi. Dedim bir şey söyleyebilir miyim? Ben geçemedim. Abim nasıl geçti dedi. İhbar. Yani niye o geçti dedi. Abiniz kim dedi. TC kimliğine beni ihbar edin. Hayat bunun ellerimize kelepçe gözünde canlanır izlediğin sahne müebbet yazılsa bile kaderine gülümse inadına hay. Kardeşim dedim beraber geldik o nasıl geçti o zaman dedim. Onun niye yok dedim. Adam böyle yaptı kardeşiniz kim Mustafa Akbaba dedim. Ben de ne güzel espresso mu almışım
uçağımı bekleyeyim. Ha şimdi diyeceksin ki ya kardeşim ya ne derdi çeken ben söylemişim yolda. Ben o derdi niye çeken ben? TC numarasını al. Artık benim de bir TC numaram var yani. Nereden çıktı bilmiyorum ama. Gittik baktım ki bu gitmiş hiç keyif yapıyor. Espressosunu içiyor. Simit yiyor orada. Bana böyle yapıyor. Gelebildin mi? Dedim ben daim neler çektim sen bileyim mi? Gözüm içine bakıyordu ki. Ne var ki bunda diye. İkinci baka. Yani daha Malatya varmadık. Malatya gittik. Uçaktan indik işte valizleri falan aldım. Ondan sonra kapıya çıktık. Muharrem gel. Hoş geldin Muharrem. İşte Muharrem hani gurbetçileri böyle karşılar ya. Hoş geldin kardeşlerim falan filan. Ama turist Ömer gibi yani. Şahfası. Atlet gözlük. Turist Ömer derler benim adıma. Muharrem bize dedi ki size dedi kiralık araba lazım değil. Ben zaten sizdeyim. Arif dedi ki yok. Araba şart. Araba şart dedi. Arabayı bekledik. Ha, bu ara üçümüz böyle bankta oturuyor. İşte şöyle bir metre uzakta bir tane kadın. Bir de adam. Çocuk. Beşikli çocuk var yanında. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Neyse mermi dolduruyor. Kocasına yani, mermi. Türk Hava Yolu'ndan torba çıkarttı. Artık memurlarım neyse. Silah ayrı çıkarttı. Onun mermi kutusu bir de mermileri dolduruyor yanında. Ben de heyecan yaptım. Heyecan yaptım hani yani günlük gördüğüm bir şey değil ki bu yani. Heyecan yaptım. Sessiz yine bir yaptım. Aba bunun silahı var lan dedim. Ama o ara Aytaç. Hep sonra baktım. Ben bu sefer lan göz göze geldim bu an. Adam sana bakıyor. Şu hareketi yap. Adam bana bakıyor ya. Ama adam çok pis baktı yani. Böyle yaptım. Adama bakayım ki bakmasın da daha. Şöyle. Şimdi. Geçe şuna dedim. Ve sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ya amana kodu. Kızamayayım da adam var. Adama da böyle yapayım. Merhaba falan. Yani çak. Yani kusura bakmayın falan işte biraz arkadaş. Ya sen neyin peşindesin bunu? Adam yani Malatya burası. Adam silah anladı. Düşün yani orada yapan burada da yapar. Beyinle de. Tamam da yani adam ben yine dedim ama heyecan yaptım diye dedim. Ama adam bağışık gelip kafama mı sıkacak yani? Türk Hava Yolu torbasının içinden çıkartmış yani. Demek ki memur, polis bir şey yani. Tamam çok sakattı. Aba silah var deyince herkes döndü baktı oraya. Adam bana bir bakış attı. Yani nasıl bir bakış biliyor musun? Ben bunu götüreceğim yani. Kiralık araba geldi ondan sonra. Arabanın her tarafı çizik, her tarafı. Her tarafında çizik. Almayın, adam, yapmayın, etmeyin dedikçe yok bize araba. Sen ayarladın da arabayı bize. Almayın diyeyim, net beni ayarladın. Adama sen götürdün abi. Tamam da almayın diyeyim mesela, bize arabalar zorladığı için. Muharrem nedense bu kiralık araba olaylarında da hep sen varsın. Ayarlı mı? Bu işin içerisinde. Araba sorumlusu benim. Ama sen de istedin. Arabanın her tarafında çizik. Adam demek istiyor ki abi bakmanıza gerek yok. Arif diyor ki şurada şey var diye, çizik var diye, burada çizik. Araba gitmiş yani tamam mı? Ben şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetinizi sikeyim sizi. Kaç model lan bu? Aldır beni burada. La benzin de sıfır yazdı sıfır. Daha inceleyin. Çalışması mı ucuz ev araba? Benzin size söyleyecek de dedi. Benzin at da gidek dedim değil mi? Galiba orayı Almanya ile karıştırdım. Bana dedi ki bir 20'lik at diye. 20 TL var ya, 2 litre yapmayın. Tamam mı? Gittim neyse 100 TL'lik ben aldım yani. Aldım gidik. Yolda giderken cam düştü. Arabanın camı. Ama Muharrem'i takip edin. Çünkü Muharrem bize gerçekten kahvaltı, bir kahvaltı sofrasına götürdü. Helal olsun ya. Sertme ya. Yırtıl dedik artık orayı. Yırttı ya. Adamlar yırtıldı ya. Gerçekten. Masada var ya 150 tane çeşit şey var yani. Reçeli, balı, malı. Adam bize dedi ki, abi daha bir şey lazım mı? Daha değil mi? Neyin lazım? Daha var ya, adam düzelken ben doydum ha. O kadar güzeldi yani. Gittim Malatya'da arabayı vurduk. He onu da yaptım. 3 gün oradaydık ha 3 gün. Arif şey derdine düştü. Adam zaten diyor ki yani çizebilir, öyle getirebilirsin arabayı. Arif sanayileri alıyor. Abi bu arabanın boyası kaç olur? La Arif diyeyim. Bunun için mi geldik? Bu derde mi düşecek biz? Yaptım lan. La arabayı vurdum. Arabayı vurdum. Arabayı başka araba geçirdim. Tamam mı? Arabgiderken görmedim. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden. Ayran var mı var? Bu ayran tuttu. La adam bir sini getirdi. Ama gerçekten de adam bir ayran yapmış. Normal değil diye. Abi dedi ki bir tane daha getir dedi. Bir tane daha getir. Göbek bağı böyle oldu. Bitti. Abim bir daha istedi. Bir daha geldi. Bir daha içtik. Dördüncüsüne adam dedi ayran bitti dedi. Milkshake lan. Bitti dedi. Acıktın mı ayran için milkshake. Adam var ya ayran bitti dedi. Tabii ki bu bütün olaylarda babamı aradık. Babam dedi ki aferin size dedi yani. Sizden başka bir şey beklemedim ki ben de. Bir şey olmaması sürpriz olurdu dedi. Bir daha kazasız belasız gelin de dedi. Bu dedi.